kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Şu an hangi operasyonu yapıyoruz? Şu an endoskopik olarak kaş kaldırma ve şakak germe, ki özellikle şakak germesi daha ön planda olan bir hastanın ameliyatını yapıyorum. Hastamız gözlerinin özellikle biraz çekik olmasını istedi. Yandan biraz gergin bir şakak yapısı olsun istedi. Bu dediğim gibi çıplak da yapılabilir ama endoskopik olarak yapılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü böyle olduğu zaman çok daha titiz bir cerrahi uygulama yapabiliyoruz. Kansız bir planda. Bakın ekranda da görüyorsunuz. Şu kafamda ten taşı alır mısınız Yasin? Hocam kaş kaldırma işlemi yaparken yüzün başka bölge, yani göz çevresi de etkileniyor mu? Başka ne gibi değişiklikler oluyor? Asıl zaten göz çevresi etkileniyor bu uygulamada. Hem kaşlar daha kalkmış oluyor, hem daha gergin bir şakak ve aynı zamanda elmacık kemiğinin olduğu bölge de biraz daha gerilmiş olacak. Böylelikle çok gergin ve güzel bir yüzle karşılaşacak hastamız. İz olmaması tabii ki çok büyük bir avantaj, çünkü saçın içinden girilerek yapılıyor. Saçlı bölgeden yapılıyor. O yüzden de hasta için çok memnuniyet verici bir uygulama. Hocam peki en büyük korkulardan bir tanesi de çok kalkar mı? Şimdi şöyle, çok kalkmaz. Hatta buradaki biz 2-3 mm'lik kalkıklığı bile çok başarılı buluruz normal şartlarda. İlk başta biraz over correction yapıyoruz, yani biraz fazlaca kaldırıyoruz ki daha sonra onun belli bir inme payı oluyor. O yüzden hani hastalar kalkık olduğu için pek şikayet etmezler. Genellikle yeterince kalkmadığı için şikayet ederler. O yüzden biz bu ameliyatta olabildiği kadar maksimum kaldırmaya çalışıyorum. Ama tabii şaşkın bir ifade, hayret verme ifadesi olmayacak. Onu da zaten net olarak hastalara söylüyorum. Hocam peki düşük göz kapaklarına etkisi var mıdır kaş kaldırma ameliyatının? Düşük? Göz kapaklarına etkisi var mı? Hayır. Yani kaş kaldırma, kaşı kaldırdığı için göz kapağı düşüklüğü değil. Ama kaş kalktığı için göz kapaklarında fazlalık derisi olan hastalar için tabii ki doğru bir şey. Yani onların o fazlalık derilerini azaltmış oluyor. Çünkü kaş aşağı doğru yığıldıkça sanki göz kapağında şey varmış gibi, böyle düşüklük varmış gibi görünüyor. Bir de ptozis dediğimiz, yani gözlerin böyle baygın bakışı vardır. Ona hiçbir etkisi yok. Onu söyleyebilirim yani. Eğer bahsettiğiniz şey oysa. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.